Bakın o tarihi yapılarının içerisindeki o tarihi hanın içerisinde işte güvercin şeyi yapılıyor. Ne bileyim, dövüşleri yapılıyor, şunları yapılıyor. Ve devamındaki dükkanların tamamı tarihi Urfa taşından yapılan güzel yapılar hepsinde güvercinler. Bununla ilgili de Evliya Belediye'mizde geçen yıl yaptığımızda iyi bir noktaya getirdiğimiz bir çalışmayı programlama çalışması vardı. Güvercincileri mağdur edelim demiyoruz. Gümrük Hanı'ndaki tezileri de mağdur edelim demiyoruz. Yani bunu yaparken tabii ortaya çıkan olumsuzluklarını da yönetebilecek bir plan ortaya koymamız lazım. Oradaki terzileri, hemen böyle hanenin oradaki pasajda belki 6-7 tane dükkan olur. Kardeşim buradan çıkacaksın, buraya gideceksin. Bitti. Yer, yol, yoldan da gösterebilmemiz lazım. Seçenek de gösterelim. Bunu devamlı edebilemiyorum. Eğer biz tarihi, kültürel zenginliklerimizi ve varlıklarımızı önümüzdeki kuşaklara aktaracak ve bütün dünyaya sevgileyebilecek bir çerçeveye ve güzelliğe dönüştürebilirsek kalıcı olur. Yoksa sekteye olur. Bu çerçevede biliyorsunuz Kültür Adası bizim 2011'de istimlak işlerini başlattığımız 58 meydan civarındaki 11 tane tarihi evimizin 2011 yılında istimlak çalışmaya başlamış. 2012'ye kadar belli bir noktaya getirilmiş ve ondan sonra beklemeye alınmıştı. 2017'de hızlı bir şekilde oranın tekrar revizyonunu gerçekleştirmek suretiyle restorasyonunu hızlandırdı ve çok şükür tamamladı. 11 tane şimdi 200 yataklı bölgenin en iyi, en tarihi hani tarihi otellerinin birisi olmaya namzet aday olan birisi oldu. 58 meydanı önümüzdeki günlerde ve dönemde sadece Urfa'nın değil, bu bölgenin en çok ziyaret edilen en devasa yerlerinden birisi haline geliyor. Burayı da biz Vilayetler Hizmet Birliği, kamu hizmet birliği biliyoruz. Vilayetler Hizmet Birliği ile Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın, Müsteşarımızın ve Vilayetler Hizmet Birliği'nin talebi üzerine tamam bir kamu işletme, kamu kurumuna en azından burayı gönül rahatlığıyla devredebiliriz dedik. İzmir'de, İstanbul'da ve Erzurum'da DE otelleri ve restoranları olarak bizim Vilayetler Hizmet Birliği'nin başlattığı bu zincirin bir halkası da Şanlıurfa'da oluyor. Oranın şu an tefrişat projeleri hazırlanıyor. Ve kısa süre içerisinde inşallah buranın hizmete açılması planlanıyor. Yani hem restoranı hem de otel bölümü yüksek standartta, kalitede işte bütün iç mimari, dizayn falan hepsi çalışıldı. Ve hızlı bir şekilde burası restoranıyla, restoranlarıyla daha doğrusu işte mutfağıyla ve misafir ağırlama alanlarıyla burası prestijli bir hale gelecek. Biz burayı Vilayetler Hizmet Birliği'ne devredelim. Ama bunun karşılığında buraya yaptığımız işte geçmişten bugüne kadar güncellenmiş masrafların tamamını biz Vilayetler Hizmet Birliği'nden alıyoruz. Ve alacağımız o kaynağı tekrar Kültür Adası olarak tabir ettiğimiz o ada gibi yeni bir adanın dönüştürülmesine aktarıyoruz. Bunun da çalışmalarını gerçekleştirdik. 3 tane belirlediğimiz alan var. Yani Erzurum'un hemen devamında, Balıklı Gölü'nün üst tarafında, Zeynep Başkanım'ın da istediği alanlarda bir tanesi orası, bir tanesi 58 meydanın ve devamı, bizim Kültür Adası'nın devamı nitelindeki alan, bir alan daha var. Bir de eski millet hastanesi olarak tabir ettiğimiz diş hastanesi. Diş hastanesi bu hali içler acısıdır. Bunu da kabul edelim. Dolayısıyla şimdi sağlık müdürlüğünü o diş hastanesinden çıkarıyoruz. Eski devlet eski fakültesi hastanemiz orada boş zaten bir bloğumuz var sağlık. Diş ünitemizi tabii diş ünitemizi oraya taşıyacağız. Sağ olsun belediyemiz de takip ediyor, yardımcı oluyor. Ve o millet hastanesini tekrar milletin emri çevirmiş. Farklı, aslına gibi, restorasyonu gerçekleştireceğiz. Bunu da yine Vilayetler Hizmet Birliği'nin bu devletimiz kültür arasının tabirinde
sağlamış oluyorlar. Diş Hastanesi'yle birlikte yeni bir adayı da hangi ada olacağını şimdi söylemiyoruz. Ama o adayı da inşallah orayı da alacağız, restore edeceğiz. Gerekirse yeni tarihi yapıya uygun birkaç daha yapı eklemek suretiyle yine yeni bir ada oluşturacağız. O adayı da restorasyonu tamamladıktan sonra onu da yine elden çıkaracağız ve yeni bir ada, yeni bir ada, yeni bir ada, yeni bir ada devam edecek. Veya devam edecekler bizden de devam edecek. Ve o şekilde Urfa'yı inşallah dönüştürmüş olacağız. Bir taraftan büyük şehir olacağız, bir taraftan Şurka, bir taraftan Yiko. Birbirini tamamlayacak ama nihai hedefimiz şu. Eski tarihi Urfa'yı Mardin'de bunun yaptığından çok daha iyi hale dönüştürüyor. Yani bütün işte sokak sağlıklaştırmaları, cephe iyileştirmeleri, eski yıpranmış evlerin hepsinin adım adım tadında hepsi finansman gerektiriyor ve zaman gerektiriyor ve şey gerektiriyor, işte, projelendirme gerektiriyor. Nihai hedef Halil Urvanan'dan başlayıp eski Urfa olarak tabir ettiğimiz alanın tamamını müzeye dönüştürüyor. Bunu yapmamız lazım ve ondan sonra buranın tamamını trafiğe kapatmak lazım. Buranın tamamı araca, egzoz dumanında, şundan bundan uzak, daha pratik ve daha çevre dostu araçlarla gezintinin yapıldığı, gezilerin yapıldığı, Toledo'dan, işte bilmiyorum, Viyana'dan, şuradan, buradan çok daha güzel bir alana dönüştürmektir. Nihai ideal bu, hayal bu. Bunun için de yapacaklarımız da belli, yapılıyor da. Yani hem belediyemiz hem biz yapıyoruz. Ama belki biraz daha eşgüdüm, biraz daha koordinasyon, biraz daha işbirliği içerisinde çalışma ve biraz daha hızlı çalışma. Bu.